Astroloji Televizyonu'ndan merhaba. Bugün Yeşne Karaca İren'le birlikte ezoterik astroloji üzerine minik bir sohbete davetlisiniz. Yeşne Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Burcu Hanımcığım, hoş bulduk. Ne güzel Sizi birlikte burada olmak. ağırlamak çok güzel bu sohbetimizde. Bugün ezoterizm ve ezoterik astrolojiden sohbet edelim istiyorum sizinle. Sevinirim. Ve hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Ezoterizm nedir? Ezoterik astroloji nedir? Bize biraz bilgi verir misiniz? Ezoterizm tabii ezoterik astrolojiden ayrı bir kavram. Ezoterik çalışmalar genelde bir şeyin manasına, derinine, hakikatine, özünde o neye bakıyorsanız onu ortaya çıkaran değerlere, değişmez hakikatleri anlamaya çalışan bir disiplin. Yani eşyanın hakikati diye de geçebilir. Her şeyin ezoterizmi olabilir. Mesela yani İslam'dan örnek verecek olursak, tasavvuf biliyorsunuz İslam'ın bir farklı bir anlayışla değerlendirilmesi, manaya bakıyor ezoterik çalışma. Mesela tasavvufu da İslam'ın ezoterik bir anlamı olarak, ezoterik bir çalışması olarak düşünebiliriz. Veyahut da herhangi bir şey olabilir. Bu bir hani şimdi dini bir örnek vermiş olabilirim ama hani içe bakan, manaya bakan, hakikate bakan insanın hakikatine bakabilir, insanı meydana getiren daha ruhsal enerjileri anlamaya çalışabilir. Yani çok özetle genelde böyle içsel bir anlamaya çalışmak, manaya bakışla diyebiliriz. Bir şeyin hakikatine bakışla diyebiliriz ezoterik çalışmalar için. Bu anlamda ezoterik astroloji dediğimiz zaman biz astrolojiyi klasik astrolojide genelde görünen boyutta hani kendimize bakıyoruz. Dünya hayatındaki örneğin Yeşne'nin eşi, işte Yeşne'nin okul hayatı, Yeşne'nin aşk hayatı, Yeşne'nin para durumları, ikinci ev vesaire gibi. Yani bizim dünyevi kimliğimize bakıyoruz. Ama şimdi ezoterik olunca hani mananın içerdiği bir çalışma dediğimize göre Yeşne'yi meydana getiren hakikati anlamaya çalışıyoruz. Bu da tabii ruhsal, daha spiritüel bir anlama kaydırıyor astrolojiyi. Onun için ezoterik astroloji dediğimiz zaman genelde bizi biz yapan enerjiye, hakikate, öze, anlama, manaya artık nasıl değerlendirmek isterseniz öyle bakıyor. Örneğin mesela hani Mars gezegeni savaşla ilişkilendirilir, değil Evet. mi? Veyahut da Venüs aşkla ilişkilendirilir. Evet. Mesela nereden geliyor bu? Yani Mars veyahut da niye savaşa dair bir üzerine tesir almış, enerji almış ve biz onu öyle değerlendiriyoruz. İşte o savaş enerjisinin Mars'a atfedilmesinin arkasında yatan dinamikleri anlamaya çalışıyoruz mesela. Veyahut da daha tabii spiritüel ve ruhsal. Biraz böyle klasik astrolojide biz aşağıdan yukarıya doğru bakıyoruz. Hani tüme varım derler ya buna. Evet. Klasikte böyle, ezoterikte de tümden varım, yukarıdan aşağıya. Genelde sabit yıldızlar boyutunda birleştiriyoruz. Yani belki tamamlayıcı bir disiplin oluyor da diyebiliriz klasik astroloji için. Daha ruhsal, yani kendi ruhsal enerjimizin hakikatini anlamaya çalışıyoruz çok özetle. Bir şey diyecek olursak ezoterik astroloji. Harika. Peki burçlar ve gezegenden bahsettiniz. Klasik astroloji ile ezoterik astroloji arasında fark var. Çok ufak bize örnekler vererek bir hani Mars'tan bahsettiniz ama burçlara ve gezegenlere nasıl bakıyor ezoterik astroloji? Biraz daha açabilir miyiz bu konuyu? Burçlara ve gezegenlere bakışında şimdi tabii ezoterik çalışma ve astroloji çok yüksek bir ilim diyebilirsiniz, sanat diyebilirsiniz, bilgi diyebilirsiniz. Yani göksel bir tesiri aşağı indiriyoruz, bakıyoruz. Dolayısıyla gezegenler de bir kere kurs programı içinde biz hani bu kainat, evren, varlık, yaratılış, alem nasıl açığa çıkıyor, nasıl oluyor? Manadan maddeye doğru nasıl bir akış var? Yani gittikçe somutlaşan bir aleme, madde alemine doğru bir gidişat var. Ruhsal özün madde alemine doğru inişi var diyelim ki. Bir ruhun bedenlenmesi var diyelim ki.
İşte bu bütüncül bir resme baktığımızda aşama aşama açılışı görüyoruz. Yaratılışın katman katman, kademe kademe olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi klasik astrolojide gezegenler ve burçlar dediğimiz zaman bir kere burçların menşeini anlamaya çalışıyoruz. Burçlara anlamlarını veren daha kozmik bağlamdaki ilahi tesirlere veyahut da kozmik yasalara anlamaya çalışıyoruz. Mesela işte bu kadar kalabalık lafın arasında hepimiz biliriz, ektiğini biçersin. Mesela bu bir yasadır aslında. Sebep sonuç yasasını ifade eder. İşte bu yasa nereden itibaren başlıyor? İşte dualite yasasını artık hepimiz biliyoruz. Kutuplu bir dünyadayız falan gibi. İşte eril dişil prensipler nasıl ortaya çıkıyor gibi. Birçok farklılığı yani klasik astrolojiye nazaran ezoterikteki bir gerçekten bizi derinden sarsacak farklılık diyelim. Burçlarımızın yönetici gezegenleri evet. Değişim. Dolayısıyla maalesef akrep burçları ve oğlak burçları için Satürn ve Mars gene o burçları yönetiyor. Orada bir değişiklik yok. Ama mesela kova burcunun yöneticisi Jüpiter oluyor. Koç burcunun yöneticisi Merkür oluyor. Tabii evrensel veya kozmik platformda o Merkür'ün manası nedir? Niçin Koç burcunun yöneticiliğini alıyor ezoterik seviyede? Evet. Bunu anlamaya çalışıyoruz ama en büyük farklılık herhalde burç yöneticiliklerinin değişmesiyle alakalı bir şey. Evet, kesinlikle. Okulumuzda AstroArt Astroloji Okulu'nda derslerimiz var, ezoterik astroloji derslerimiz. Bu dersleri başlayalı yanılmıyorsam bir 2 ay, 2,5 ay kadar oldu ama isteyen öğrencilerimiz katılım sağlayabiliyorlar. Tüm bu burçlar, gezegenler, öğretiler hepsinden anladığım kadarıyla bahsediliyor bu derslerde. Toplamda kaç derslik bir program vermiş oldunuz bu ezoterik astroloji? Bizim ezoterik astroloji programımız 20 ders gibi. Yani bazen 25'e kayabiliyor sınıf ortamında ama şimdi pandemi dolayısıyla tabii online'a taşıdı bütün derslerimiz. Online'ın olmasının bir avantajı sizin dediğiniz gibi aradan şu anda ilgili arkadaşlar katılabilirler. Çünkü diğer geçmiş bugüne kadar 11 ders yaptık. Bu 11 dersin kayıtlarını izleyebiliyorlar eğer kursa katılmak istiyorlarsa. Evet. Böyle bir avantajımız online'da var ama genelde 20 derslik bir program. İşte derslerimiz saat akşam 8.30'da başlayıp 10.30-11 o civarlarda konunun akışına göre sonumlanıyor. Keyifli bir çalışma oluyor ama dediğiniz gibi böyle daha metafizik boyutu birazcık anlama. Yani astrolojinin böyle bir görünmeyen tarafından olaylara bakıp nasıl bu işler böyle bu anlamlara doğru yöneliyor onu görüyoruz. Biraz felsefi de bir çalışma oluyor. Yani kendi içsel yolculuğumuzu yaptığımız, daha derinden astrolojik tesirleri anlamaya çalıştığımız ve bizim üzerimize dolayısıyla hangi tesirler kainattaki kozmik boyuttaki tesirler bize sirayet etmiş. Biraz onlara bakıyoruz. Kurs programımız bu şekilde. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 12. dersi yapacağız. Salı günleri programımız. Salı akşamı. Evet. Kozmik enerjilerden ve öğretilerden bahsetmişken ben bu 7 tesir kuşağı öğretisine de değinmek istiyorum. Evet. Özellikle okulumuzdan bazı öğrenciler benim haritalarda eklemiş olduğum reisleri gördüler ve o konuda çok soru alıyorum. Nedir bu, nasıl bir manası var, neyi ifade ediyor bir haritada? Özellikle Solar Fire gibi astroloji programlarında bunu ekleyebiliyoruz haritalarımıza. Evet. Bize bu 7 tesir kuşağından ve bu rayslerden, haritadaki etkisinden böyle kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii, hay hay. Demin sordunuz farkı ne diye. Yani bizim klasikteki uygulamamızdaki en büyük fark dediğim gibi burç yöneticilikleri değişiyor. Bir de farklı birkaç gezegen, mesela Vulkan devreye giriyor. Dünyayı devreye alıyoruz. Dünya ortada var. Bunun haricinde bu söylemiş olduğunuz Seven Rays zaten ezoterik astroloji Alice Bailey'nin aktarımıyla ele aldığımız bir içerik. Biz Alice Bailey'nin indirmiş olduğu Valkul Üstad'dan indirmiş olduğu tebliğ yoluyla bunlar indirmiş olduğu
bilgiyi alıp anlamaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ve aslında bizim ezoterik astroloji diye işlediğimiz programın içinde Alice Bailey'nin aktarmış olduğu, astrolojiyle ilgili aktarmış olduğu bilgiler var. Yani kaynak da bu aslında. Bunu birazcık zaman zaman tasavvuf öğretisi içinde de anlatmaya çalışıyoruz. Ama klasik astrolojiyle tamamen çok farklı olan konu bu söylemiş olduğunuz Seven Rays öğretisi diye geçiyor. Yani biz bunu yedi tesir kuşağı diye çevirdik. Bu yedi tesir, ana tesir kuşağı var. Demin bahsetmiş olduğum gibi biz ezoterik astrolojide birazcık daha kozmik olarak, daha evrensel boyuttan bakıyoruz. Yani ilk oluş ağında alem nasıl açıldıysa oradan itibaren bakıyoruz. Hı hı. Ve şöyle bir anlatım var, şöyle bir veri var. Alem açılırken belli enerjiler, belli tesirlerle beraber açılıyor. Belli kudretlerle beraber açılıyor. Bunlar aslında içinde bulunduğumuz maddi dünyayı da meydana getiren, madde boyutunu da meydana getiren tesirler. Bu yedi tesir kuşağı dediğimiz buna mesela bir tanesi sevgi ve bilgelik diye geçiyor. Hı hı. Ama biz sevgiyi mesela nasıl işliyoruz? Sevgi aslında kainatta ve evrende çok yaratıcı enerjilerden bir tanesidir. Bu bizim birbirimizi seviyor halimizin belki alt birimlerde yansıması olabilir veya hani kadının erkeğe duyduğu aşk gibi. Fakat buradaki sevgi enerjisi dediğimiz şey bütün kainatı bir arada tutan, çünkü bütünlüğe doğru giden ve birleştiren bir enerji. Hakeza mesela diyelim ki aktif, faal akıl, aktif bilinç olarak, yani consciousness diye tercüme edebiliriz. Kainattaki bütün ana bir hafıza var aslında. Her şey bir bütünlük içinde bir arada. Biz buna vahdet diyoruz. Yani hiçbir şey birbirinden farklı değil. Varlık tek bir varlık olarak aslında. Biz de burada parçalı boyutta yansımalarıyız diye bir anlatım var. Şimdi tabii bu tesir, yedi ana tesir maddenin oluşumunda fonksiyonlar, oluşumunda devreye giren tesirler, ilahi tesirler diyebiliriz, yaratıcı tesirler diyebiliriz tabii veyahut da çok kozmik tesirler diye de diyebiliriz. Normal bizim bildiğimiz klasik astroloji pratiğinde değişik olan veyahut da hiç bugüne kadar karşılaşmadığımız konu aslında ezoterikte bu konu. Diğerlerinde gezegenleri biliyoruz. Evet. İşte biraz yerleri, burcu yöneticileri değişiyor. Onların nedenlerini açıklıyoruz nasıl olduğunu, ama ezoterik tesir kuşağı varlığımızı ortaya getiren, yani özetle yedi asal enerji diyebiliriz, tesir diyebiliriz. Bu aşağıya doğru maddi boyutlara doğru inerken maddeyi de oluşturuyor. Mesela bir tanesi ilahi irade ve kudret. Yani bunu biz mesela efor olarak da görev, yani bir şeyi ortaya çıkarabilmek için gerekli olan aslında adımlar veya gerekli olan enerjiler, oluşa bakıyoruz ve oluşun içinde oluşu meydana getiren veya oluşun ortaya çıkmasını sağlayan tesirleri işliyoruz en başta, ki oradan böyle aşağıya doğru gezegenleri oluşturuyoruz. Sonra gezegenlerden o tesirler bize, dünyamıza, güneş sistemimize aktarılıyor. Oradan da bize mesela şöyle de bütüncül bir anlayış var. Güneş sistemimizdeki olan varlıklar olarak bizler, tüm güneş sistemindeki varlıklar, bizler sevgi enerjisini öğrenmek üzere aslında böyle bir talim terbiye yapıyoruz. O kainattaki kozmik sevgi ve bilgelik dediğimiz, ama bunun karşılığı dediğim gibi dünyada belki anne sevgisi olabilir, çocuk sevgisi olabilir, eşinize duyduğunuz sevgi olabilir, çilek doğaya, çok sevgi hayvanlara olabilir, her şey olabilir ama dediğim gibi bunun daha üst birimde bir kudret olarak, bir enerji olarak anlamaya çalışıyoruz bu yapıcı enerjileri. Bu kısım biraz ilginç, biraz değişik veyahut da aslında normal bizim astroloji pratiğimizin içinde olmayan bir birim. Evet, bu bakış açısını, ezoterizmin, ezoterik astrolojinin bakış açısını ben de gerçekten çok seviyorum. Çok değerli bilgiler. Teşekkür ediyorum. Bir de yanılmıyorsam şöyle kitabınızı da göstermek istiyorum. Bir de kitabımız var. Ezoterik astroloji olarak tüm bilgileri burada bulabiliyoruz, değil mi? Nelerden bahsettiniz kitabınızda? Ezoterik astroloji kitabımızda Öner Hocam
Sağ olsun. Hiç benden vazgeçmedi. Kitabı çıkması bayağı bir uzun zaman aldı. Artık dedi kursunu veriyoruz. Hani bunun en azından öğrencilere de bir hani kitapçık haline getirelim. Daha ziyade içinde bir başlangıç olarak da düşünülebilir. Öğrencilere hitaben aslında yazılmış bir şeydi. Ve fakat şimdi çok karşılığını buluyorum. Yani hiç astrolojiyle ilgisi olmayan insanların da çok merakla alıp okuduğunu görüyorum. İçinde gene bu yedi asal tesirden bahsediyoruz. Gene aleme bakıyoruz. Alemdeki bize bakıyoruz. Dünyadaki amacımız nedir? Varlık nedir? Veya bize düşen, çünkü bütünün parçaları olarak biz kendimizi bu alt birimde, hani çokluk alemindeki varlıklar olarak kendimize baktığımızda bize buradan düşen üzerimizdeki tesirler nelerdir? Onları anlamaya çalışıyoruz. Malum biliyorsunuz astroloji en genel anlamıyla aslında kendini bilme çalışması. Biraz böyle ruhsal boyutundan nasıl gelmiş bu enerji, nasıl bizi oluşturmuş veya bizim üzerimize dönen enerjiler hangisidir daha ziyade. Kitabın içinde gene bu kurs boyunca işlediğimiz konuları çok kısacana hatırlatıcı notlar olmak şekilde. Çünkü konu çok aslında uçsuz bucaksız sonsuz bir şey. Bitmez bu konular ama belki küçük hatırlatıcı bir öğrenci notu gibi hazırlanmış. Aslında bir kitapçık. Bir başlangıç olarak yani her şey içinde yazdım. Yine Alice Bailey'nin Öğretisi aktardığı var. Burçlar, öğretisiyle gezegenler. de anlatmak istiyoruz. Aynen gezegenler, burçlar, açılar, harita okuma teknikleri, ezoterik astrolojiye göre o yedi tesir kuşağı hangi gezegenler veya hangi burçlar üzerinden bize aktarılıyor? Onlar nedir? Onların oluşa katkısı nedir? Haritayı nasıl okuyoruz'a kadar ruhsal bakımdan veya ezoterik bakımdan oraya kadar böyle küçük bir anlatı hani daha da tabii ki giriş gibi düşünebiliriz, elementleri gibi düşünebiliriz. Birazcık ben içine tasavvuftaki anlayışı da kattım. Yani bu vahdet bilinci, vahdeti vücut dediğimiz bir kavram var. Belki aşinadır izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Yani özetle hani varlığın birliği, ortaya çıkan varlık tek bir bütünlük halindedir ve biz onun parçalı yansımaları ve görüntüleriyiz şeklinde. Bu anlayışla aslında biraz da astrolojiye bakıyoruz. Genelde ontolojik olarak yani varlık bilimi olarak nasıl bir astrolojik değerler açılımı buluyor? Manadan maddeye kadar nasıl iniyor? İşte karınca kararınca ucundan birazcık izah etmeye kitapta çalıştık. Dediğim gibi bu hani çok kaynak kitap olacak kadar belki değil ama hani bir giriş niteliğinde bir Alice Bailey'nin de tercümesiyle bizdeki İslam tasavvufunun anlayışına oturtularak izah edilmeye çalışılmış bir küçük kaynak dersimizin, kursumuzun genelde kısa bir özeti gibi Özeti. diyelim. Tamam, harika. Benim soracağım sorular hemen hemen bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ezoterik astrolojiyle ilgili benim sormayı atladığım veya şuna da değinelim demek istediğiniz herhangi bir anekdot var mı? Şu anda pek aklıma bir şey gelmiyor ama şu olabilir belki izleyicilerimiz yani neden ezoterik astroloji öğrenmeliyim diye yani bunun bana faydası ne olacaktır diye bir soru akıllarına düşebilir. Tabii ne olabilir diye baktığımız zaman bence şimdi tabii ruhsal bir alandan kendi ruhsal enerjimize biraz daha odaklanıyoruz. Hem alemin nasıl olduğunu, yaratılışa geldiğini hem de bu yaratılışa gelen alem içindeki kendimize ve bu ikisi arasındaki etkileşime astrolojik tesirler açısından bakmaya gayret ediyoruz. Peki bu bana neyi anlatır? Her zamanki gibi kendini daha üst bilinçte, daha ruhsal boyutuyla anlamaya belki insana fayda olur. Ben her zaman tamamlayıcı bir disiplin olarak görüyorum. Çünkü ilk önce ezoterik astrolojiyi yapıp sonra klasiğe dönen, yani ona da tamamlayan veyahut da klasiği bitirip bunu ikisi birbirini tencere kapak gibi aslında biri maddesine bakıyor, biri manasına bakıyor gibi de düşünebiliriz. Tabii öngörüsel bir teknik değil açıkçası. Çünkü ruh varlığı dediğimiz noktada ruh varlığının eşi yok, kariyeri yok,
annesi yok, babası yok. Yani farklı bir şekilde evler de bu anlamda birazcık demin sormuştunuz. Nasıl bir farklılık kazanıyor diye. Tabii evleri de farklı anlamlarda anlamaya çalışıyoruz ve işliyoruz açıkçası. Böyle bizim mana tarafımıza bir bakıştır. Tabii o da hani kimi insan buna ihtiyaç duyar. Daha bütüncül oluyor. Veyahut da evet çok daha derin şimdi oturtturdum anladım. Ha, demek ki bu yüzden böyleymiş diye. Hani ezbere değil de birazcık işin mutfak tarafında mana tarafında nasıl ortaya çıktığını anlamak. Kimi insanlara çok açıklayıcı geliyor. Onun için hani niye bunu öğrenmeliyim diye de düşünebilen veya bayana faydası nedir diye düşünenlere ruhsal bir bakıştır. Kendimizle ilgili bilgi veriyor sonuçta. Kendimizi daha net, Evet. objektif Evet. görebiliyoruz Evet. haritalarda, Evet. ezoterik Evet. astrolojide, değil mi? Gibi evet düşünebiliriz. Ama hani dünyevi değil, ruhsal alana bakıyoruz. Daha spiritüel bir alana bakıyoruz. Onun dışında şu anda aklıma gelen pek bir şey yok. O zaman harika. Bize ezoterik astroloji ile ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Başlangıç için, düşünmek için. Bir sonraki sohbetimiz eğer olursa belki konuyu biraz daha derin açarız. İzleyicilerimizden de gelen sorular olursa Aynen. biraz daha konuyu değinir açarız ve tekrar görüşürüz diyorum. İnşallah. Ay, nasıl isterseniz. Bu vesileyle çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Biz Tüm teşekkür ederiz. astro art öğrencilerine veyahut da bu Tüm televizyondan takip eden izleyicilerimize. herkeslere sevgilerimi gönderiyorum. Hafta sonuna da hayırlı güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Ben de öyle. Herkese güzel hafta sonları. Tekrar görüşmek üzere. Astroloji Televizyon'dan Görüşmek üzere. Hoşça görüşmek kalın. üzere. Hoşça kalın.